Selamlar YouTube. 10. bölüm ve ızdırapta sizlerleyiz. 22 gün 23 saat 11 dakika olmuş ızdırap modumuz. 9. bölümü hype listesinde arkadaşlar 2. sıraya kadar getirdiniz. Direndik 1. sıra için ama yapamadık. Hype listesinde şu an 4.'lüğe düştük ama bu 10. bölüm için özellikle daha yüksek hedefimiz bu sefer birincilik. Hype nasıl verilecek? Hemen gösterelim. Ben de sizin için şey yapmıştım. Hazırlamıştım şuraya. Haftada 3 hakkınız varmış. Her hafta 3 videoya hak verme hakkınız varmış. Günlük değilmiş o, ben yanlış söyledim. Mesela benim videom basınız. Yorumlar kısmı şurada. Yorum yapmadan önce şöyle kaydırıyorsunuz. Beceremedim. Kaydırıyorsunuz, hype geliyor. Şu. 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 Burada hype ver diyor. Hype veriyorsunuz. Bu kadar. Şu an mesela 887 bin hype puanı almışız. 9. video şu an 4. sıradaymış. Darısı 10. videoya YouTube. Yayınlar Kick'te, açıklamalar kısmında Kick linkim var. 938 takipçi olduk. Kick'te 1500 takipçi olmamız lazım. Sizi de bekleriz. Video yorumlar çok güzel geliyor. Beğeniler çok güzel. Etkileşim çok fazla. Her videonun 500 beğeninin üzerinde beğeniliyor. Yani hiçbir seri YouTube'da şu ana kadar bu kadar iyi gitmemişti. Bu kadar iyi giden bir seri de her zaman böyle hype'lı bir şekilde adından anlaşılacağı gibi sürdürmek bize düşer. O zaman devam edelim. Hedeflerimiz büyüktü. Bozkurt Dağı ve Kül Kanyon'a gidecektik. Oğlum film gibi giriş yaptım ha. Vallahi var ya, çok güzel giriş yaptım. Şimdi içeceğimi alıp artık tam öyle hazırlamıştım değil mi? Evet. İçeceğimi alıp gitmeni hazırlamıştım. Şimdi tehlikeli yollardan geçeceğiz biraz. Tekrardan iyi seyirler hepinize. Hadi bakalım. Bir şey unuttuk mu, hemen check ederim. Etmet var mıydı burada? Yemelik memelik yoktu değil mi? Ha, var mıydı? Bir tane var mı? Yok. Et de üzerinde. Ha, almıştım ben onları unutmayayım diye. Hatta şurada bir tane de kurt vurmuştuk değil mi? Tamam, şimdi hatırladım, okey. Şimdi biz önce Bozkurt Dağı'na gideceğiz. Normalde Bozkurt Dağı'na gittiğimiz zaman zirveye çıkardık. Bozkurt Zirvesi biliyorsunuz meşhurdur. Uçak kazası var orada. Uçak konteyneri de var. Güzel loot alanları var ama bizim öncelikli hedefimiz hastalık gelmeden bir önceki kapalı alana girdiğim zaman hastalıkları da tekrar hatırlatalım kaç tane gelmiş diye. Hastalık gelmeden Kül Kanyonu'ndaki altın madeninde, yani Kül Kanyonu'nun en üst noktasındaki madenden teknik sırt çantasını almak. Teknik sırt çanta bize hiçbir şey istemeden artı 5 kilo taşıma kapasitesi veriyor. Bu kimi çok büyük, güzel bir oran. Bu seri için artı 5 kilo kapasite gerçekten iyi bir oran. Ondan sonra zirve daha mantıklı. Bu niye var? Şunu at. Kokum düşsün biraz. 76 kalorimiş. Onu boşuna taşıyoruz. Zaten hastalıktan artı 5 kilo kaybetmiştik. Yavaş. Ops. Neredesin? Önce yayı çeksen daha iyi olmaz mı? Yani bu vahşi yaşamda önceliğine taş mı çekiyorsun gerçekten ya? Neden korktun lan sen? Meşaleden mi korktu? Aydan falan korktu zannettim ya. Allah kahretsin seni. Meşaleden mi korktu? Arkamda ayı var zannettim. Fake. Trollediğimiz şerefsiz ya. Abi düzgün meşale şart işte, o yüzden bak. Şimdi şunun dibine etlerimi bırakayım. Zaten buradan çıkacağız. Daha fazla kokmasın üzerimde. Etlerin hepsi pişmiş. Burada duruyor. 3,5 kilo kadar et var orada. O neydi? Ben niye bıraktım onu? Öyle random bıraktık. Zaten odunları da bırakacağım buraya çıkacağım için.
Aslında buraya ertesi gün mü çıksak ya? Dağcı Kulübesi'nde çünkü üşüyeceğiz biz. Orası açık alan olduğu için bir gün daha kalıp mı gitsek diyeceğim ama hastalık, dördüncü hastalığın gelme ihtimali, beşinci hastalık mıydı? Yok, dördüncü hastalığın gelme ihtimali var. Hastalıkları tekrar bakalım. Tükenmiş beden gelmişti. Bu biliyorsunuz kurtlar davası. Kurtlar bizi saldırınca daha zor bırakıyor. Ekşi mide geldi. Gıda zehirlenmesi riskim arttı. Bu tutmuş kemikler geldi. Ortamlarda soğuk hissediyoruz. Kapasitem de artı 5 kilo bu yüzden azaldı. Yani direkt eksi 5 kilo bu yüzden azaldı. Artı 5 olmaz. Önce kanyon. Önce kanyon. Burada sıcak hissediyoruz. 23. gün olmak üzere. Spoiler istemiyoruz tabii ki de. Yolcu uçağına da dönüştü artık. Şu an ilk hedefim kanyon altın madeni. Bomboş pilot çıkıyor bu arada buradan. Bu Zula değil arkadaşlar. Burası hep vardı. Burası Zula değil. O Zulalar eskiden olan yerler değil. Yeni gelen yerlerde. Tatlı Vadinin Zulası burada değil. Eskiden burada yatak vardı. Bu yatak niye böyle dev? Kim devirdi bu yatağı ya böyle? Hiç de bir şey çıkmadı bu arada ya gerçekten. Bütün gece geçirmek yerine ben gideyim arkadaşlar ya. Biraz zor olacak ama şurada 2 saat uyuyayım. Vakit kaybetmeyelim bence. Bir kahve içeriz gerekirse. Şevki hoş geldin. Ben gideyim gideyim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Burada bırakacağım bir şey var mı? Şu feneri tabii ki de bırakabiliriz burada. Şimdilik çam odununu attım bile. Sedire attım. Bunları mecbur attık. Yukarı taşıyamam onları. Su içeceğiz. Ha, daha et de alacağız ama. Su da bir litresini atayım. Geri kalanlar zaten çok hafif şeyler. Bunu okumuş muyduk? Bunu da okumuşuz. Bunu da atalım. Okey miyiz? Etleri dalınca 30 kiloya geçiyoruz. Aslında gidemiyoruz şu anda hala. Çubuk atacağız biraz o zaman. Biraz da et yiyip su içeriz falan belki kurtarır bizi. Kahve bile içesim var aslında. Bir tane yarım vardı. Sen bunu ye. Kahve iç bir tane. İç iç iç. Su da iç. Çabuk ol yalnız kurt tetiklenebilir. 48. Böyle çıkar. Hiç ölmedik hayır. Bilmekenize hoş geldin. Şimdi açtık arkadaşlar yayını. Yani yeni başladık da. YouTube tarafında da kayıttayız her zamanki gibi. Bozkurt Dağı'na varmak üzereyiz. Hep birlikte. Şimdi Bozkurt'taki ev soğuk olacak. İlk gece atlatacak bir şeyler vardır. Yakıt buluruz ama belki ikinci günü atlatamayız. Zaten Bozkurt'u çok durmadan kanyona geçmek istiyorum. Birazcık hızlı yapacağım bu yolculuğu çünkü hastalık, dördüncü hastalık ne gelecek hiç bilmiyorum. Beni çok yormasını istiyorum. Oyun sesi nasıl? Oyun sesini biraz kısmıştık. Çok oyun sesi var dediniz diye. Şu an nasıl? Biraz açmamı ister misiniz? Fırtına da bazen çok fazla yoruyor da. Biraz kısık değil mi? Birazcık daha açalım o zaman. Tekrar eski haline getirelim. 65 yapalım.
Okey, bu geri bildirimleri yaparsanız sevinirim yayında. Bak YouTube'da ne güzel geri bildirim yapıyorlar yorumlarda. Ses kısık, ses çok vesaire. YouTube özel aldığım kayıtların kalitesini bir türlü arttıramadım YouTube tarafı. Bu ilgilenmedim ben değil, beceremedim ben. Yani denedim denedim. Daha kötü sonuçlar aldım. Onun nasıl artık bambaşka harici bir programı mı almam gerekiyor yoksa ben mi bir şey yanlış yapıyorum? Uygulamada sürekli güncelleme geldiği için çok çözemedim orayı. Karanlığı artık şey yapmadık canım. Oyun yapabileceğim kadar aydınlık. Bundan daha aydınlık yapamıyorum oyunu. Buna daha aydınlık kör olmak demek. Birazcık daha kondisyonumuz gidecek ama olsun. Bunlar önemli. Burada da möz görmemiz var mı acaba? İki ilk kez gelebildin. Görüntü cam gibi. Canlı yayınlarımızda her zaman görüntü mükemmeldir. Canlı yayınlarda 1080-60 FPS'siz ilklerinize kadar hissedersiniz. Çünkü yayını çok güzel verebiliyorum. Burası da bir möz bölgesi. Möz görebiliriz. Dikkat edelim. İlk geceyi full ateşle geçirebiliriz diye bunları mecbur oluyorum. Ne olur ne olmaz zaten çubuk da bolmuş. Gayet güzel, severim çubukları. En bayıldığımız kuşlar. Möz de yok. Möz'ün olmasını zaten istemezdim açıkçası. Ben bir daha uğraşamam onunla. Bizim 1,5 günümüzü yiyor toplaması etmesi. Tavşan da gerek yok. Zaten kül kayonu da benim kadar ihtiyacım olacak. 2,5 kilo falan mı kaldı etim? O civarlarda. Zaten bana yeter bu. Evet, möz bölgesinden geçtik. Bir an önce iç mekana gireyim. Belki art hissederiz, bilmiyorum. Ah be, özlemişim lan burayı. Eski base'lerimden biri bura. Burayı çok severim. Zirve manzaralı. Bakın düşen çöp orada. Gördüğünüz gibi. Uçan kuyruk bölümü komple duruyor. Buzdolabımız da var burada tabii ki de. Artı hissediyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Demek oluyor ki ateş yakmayacağız. Yıpranmış yıpranmış olsun. Seni aldım oradan. Klasik oluyor zaten orada o. Kuş fidanı gitti. Bakarız. Kibrit. Bu çok önemliydi ya. Resmen kibritsiz kalacaktım valla. 8 tane kibritim kalmıştım. Çok iyi oldu. Bu gereksiz. Gereksiz. Tamam, ilk gün sanki burada kalırız. Ateş gerekse bile. Ertesi gün gideceğimiz yer zaten çok uzak değil. 13 derece artı hissediyorum. Hava bozarsa eksi hissedebilir miyim acaba burada? Belli olmaz çünkü şunlardan da olduğu için buz tutmuş kemikler falan var. Hava sıcaklığı sürekli düşüyor gibi hissediyorsun. Aslında düşmemesine rağmen ısınman giderek daha da uzuyor. Bu ısınma sadece ısınmayı mı uzatıyor yoksa acaba çabuk üşümeyi de sağlıyor mu? Açıklamaya göre sanki ısınman da giderek daha da uzuyor diyor. Daha çabuk üşümeni sağlamıyor gibi sanki. Ya da iç mekanlarda daha soğuk hissetmeni sağlamıyor gibi. Ama çok açıklayacağız mıdıkları için. Bozkurtlarına geldik arkadaşlar. Çok bir şey kaçırmadınız. Şimdi burada
Şunu araştıralım. Yapmam gereken bir şu olabilir belki. Tamam, şunu kumaşını alıyorum şimdi. Kayak ceketi daha mı iyiydi ya? 91'de böyle. Ama bunun kondisyonu çok iyi ya. Hayır, o konuştuğumuz basit parkayla başka bir ceketti. Bunu aldık sonra. Bunu yapacak da şeyimiz aslında yastık var mı? Yastık da yok. Biz biraz kumaş sıkıntısı çekebiliriz. Allah'tan şeyim var değil mi? 4 tane sargı bezim var. Bunun onarımına iki tane istiyor onarımına. Hem kilosu düşük hem hızdan gidiyor. Kayak daha iyi. Evet, kayak daha iyi bu arada. Riske girelim mi? Zaten vaktimiz var. Vallahi yeni ceket topladım. Her şeyi kayak için. Yaptı vallahi. Vallahi yaptı. Buna verdi her şeyini. Güzel. Yok, bu depar falan daha az kesiyor. Daha 250 daha düşük. %2 kesiyor, %4 kesiyordu diğeri. Tamam, bu güzel oldu. Bu bize 10 yıl ileri attı bu hareket. Kanyondan da buluruz, evet. Şimdi ertesi gün yola çıkmak istiyorum aslında ben. Buradan ufaktan bir loot bakayım çevreden. Ağırlıklarını bıraksaydım keşke ya. Neyse, unuttum. Bunu da alayım ya. Burcu bulamıyor sonra. Hatta şöyle yapayım bir saniye. Şu ağırlıklarımı şuraya bırakayım. Çevredeki lootları yapayım. Sabaha direkt çıkarız. Ne olur ne olmaz. İki tanesi yanımda dursun. Ki. Tamam, yeter. Şu şeftali daha da bozulmadan yesem mi acaba ya? Zehirler mi bizi bu? %49. Bilemedim. Ayımız var. Ayımız var. Ayıyla da hiç uğraşmak istemiyorum şu an ya. Böyle görünce de canım çekiyor. Donmuş oltacı. Deri. Aa, eldiven falan severim. Deri lazım çünkü. Havai şapkası çıktı lan yine. İki tane giyebiliyor mu acaba bundan? Ayıyı tekleyeyim mi ya? Hava şapkasından iki tane giyiliyor bu arada. Nice. Güzel oldu. Ama iki tane deri şey gerekecek. Üstünden geçti Trump. Trump daha şanslı diyeyim, ne diyorum. O gelen keyif değil mi? Buradayım, bir gelsene. Gel gel.
Bir tane okumuz var orada bu arada. Unutmayalım. Onun tüylerim ürperdi. Şurada, şurada. Yapma ya. Ne ayıymış be. Ölmedi gitti. Bir tane de şeyde var. Diğer tarafta var. Kilo tahminlerime bakacağız ona. Şimdi şunları yesem mi ya? Ya bu hastalık yüzünden yiyesim yok. Gıda zehirlenmesi yaşama ihtimalim arttı ya. Gıda zehirlenmesi olursak antibiyotiğim falan var ama beni biraz geri atacak. Taşımak da istemiyorum. C vitamini de var bunlarda. Aslında yemem de lazım. Karar veremedim. Karar veremedim. Gece burada uyumak da riskli bu arada ya. Ateş yapmadan uyumak riskli. Burası birden soğuyabilir. Ay kilo tahminlerini herkes aklında tutsun. Bakarız. İyiye gitsin. Aslında ateş yakıp ayıdan 2-3 et tırtıklayıp onları mı yesem? 1 kilo en azından et alsam. Ayının postu işime yaramıyor çünkü ayı postundan kürk yapmıyorum ben. Çok ağır, hantal oluyor karakter. Yani onu hiçbir serimde hemen hemen yapmadım ki burada ekstra yapmamak gerekiyor. Zaten yeterince zorluk var. Çok hantal mont. Tulum için kaç tane istiyordum? Bir miydik? İkiydi galiba değil mi tulum içinde? İki. Aslında alıp kurutmak lazım ya. Şöyle yapalım. Bir saat boyu olsun burada. Zirveye çıkmadık henüz. Çok uzakta değil ayım. Biraz riske atacağız. Eksi 20 hava da güzel aslında ya. Riske atacağız. Kömür bir şeyleri bizi kurtarır gibi.
1 kilo et. Aa, kaç çıktı? Bakmayı unuttum ya. Pardon. 1 kilosunu düşelim. 32.8'miş. Var mı tutturan? Postunu aldım ya. 36 dakikada yaşadık ama seviyemizde ilerlemiş zaten. Elle toplarız bunu. Elle ayıl postu alıyoruz. 32.5 yaklaşan 32.8 çıktı. Şu 5 dakika var. Ki de bağırsak alsam mükemmel olmaz mı ya? Çok riskli işler yapıyoruz. Bitki çayı yok değil mi? Biraz suşi ihtiyacım var. Eti full yiyorum. Sadece bir tane et aldım çünkü bu beni zehirler. Bir tane full yedim. Hakkı neler etsin ayı. İki de bağırsam aldım ben gittim. Geri kalanını şu an alamayacağım. Şeftali pişirdiğince galiba kondisyon artmıyor arkadaşlar. Onlar diğer şeyler gibi değil. Kondisyon artacağı için söylüyorsanız. Uçağa çıkacağız ama önce kanyon. Tamam, halımızı aldık. Halımızı serdik. Bunu da şöyle koyduk. Bağırsak parazit %1 riskle olmayız herhalde. Yani %1 riskle de parazit olursak yuh bize. Şimdi burada parça parça uyumak istiyorum. Meşale yaptım. 9 hissediyorum. C vitamini lazım biraz da. -8 oldu. 8 oldu pardon. 9'dan 8'e düştü. Ben buraya hiç güvenmiyorum ya. Ben ateş yakacağım. Hazır elimde meşalem de var. Ben ateş yakacağım ya. Gerçekten güvenmiyorum. Birer saat uyursak da dinlenemiyoruz. Kondisyonumuz artmıyor doğru düzgün. Uzun bir uyku yapmamız lazım. Yolumuz uzun çünkü ertesi gün. Kanyona gideceğiz. Bir tane okumuz var dışarıda, onu unutmayalım. Nasıl yakamadın ya? Gerçekten. İnanılmazsın ya. Fırtına da çıktı zaten. Kitapla yapıyoruz. Meşale var elimizde. Yakarsın şu ateşi be. Ha, sonunda şükür. Şu yarım kalanı şu da iç. Deliksiz bir uyku çekmem lazım bu. Birazcık fazla uyumuş olabiliriz, evet. Hava kaç? -1. İyi ki ateş yakmışız, gece üşürdük. Ama şu an, gerçi yatak bonusu kurtarırdı belki de, gece daha soğuk olmuş da olabilir. Şu an yatak bonusu kurtaracak mesela bizim. Bir tane daha hoş içeyim. Biraz daha uyuyacağım çünkü. Kuşlar biliyorsunuz +5 kondisyonumuzu arttırıyor. +5 can dolduruyor gibi düşünebilirsiniz.
Bir şey olmaz ya, bu hava artık eksi birden daha da soğuğa gitmez herhalde. Sabah en soğuk zaman zaten şu anda. Dedik ve fırtına çıktı. Neyse ki gayet iyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız. 23. gün. Notlarımızı yazalım, sonra arayıp dururuz. Bozkurt kulübe. Bir ayı post. Kibi alırsak. Gayet iyiyiz şu anda. Parazit riski burada. Şöyle yapalım hatta. Şunları bir al içeri. Şunu giy hadi, 90'mış. 90 kadar, 90 kadar diyoruz artık. Suyunu da iç. Günden unutulabilirdik. Alalım. 32. gün. Pardon, ne 32'si? 23 değil miydi? 23. gün. Tam tersi oldu. Ayıya durduğumuz iyi oldu. Yolumuza duracaktı. 32. gün program, evet. Bir tane okumuz vardı, onu alacağız. Evet, alacağız onu, unutmadım. Fast rotları bulmuşken almaya devam edelim. Hoş geldin Baba X. Takipler de gelmeye devam ediyor. Teşekkür ederim. Okumuz kırılmış olabilir bu arada. Neredeydi ok? Hem burada. Kırılmış %1'di çünkü bu, değil mi? Orada triggerlamadan. Kick takipçilerimiz 9.40 kaldı bu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler takipler için. Takip etmeyen varsa da bir an önce etsin. Hesap oluşturmak çok kolay. Kickte reklam yok zaten. İstediğiniz gibi izleyebiliyorsunuz. Misler gibi. İnşallah böyle devam eder kick. Ayı öldürdüğümüz için şu mağarada eğer sıcaksa biraz takılabiliriz ama sanmıyorum çok sıcak olduğunu. Ateş falan yakmamız gerekecek. Ya da hiç uğraşmadan direkt gidelim ya. Bakayım, belki bir şey vardır ama. Bir derece hissediyoruz. Bir saat uyusak bile kurtarmaz bizi. Hiç uğraşmaya değmez şu anda. Ben kanyonda buradan gidiyorum. Ara yolda belki ateş yakarız bu arada. Çok soğuk olmayan bir yerde.
O takipler geliyor üst üste. Çok teşekkürler arkadaşlar. 949 olduk. Maşallah. Şunu şurasında 1500'e ne kaldı ki? Savaş pantolonu. Bilemem artık. X27'ymiş burası. Bakalım kanyon tarafı kaç derece, oraya bir geçelim. Altın madene giden güzel bir güzergah var arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Çok yormayan insanı. Çok güzel bir güzergah var. Yapabilene tabii. Ama yaparsınız. İnanıyorum size. -44. Burası biraz esiyor. Kanyon tarafın alemde 29. Şimdi çok fazla şey olmadan şurada bir ateş yapmak isterim bu arada. Hatta şöyle yapalım. Bunları bir at. Şu meşaleyi bir elden çıkartalım mı? Ya da biraz daha bekleyelim ya. Yak bakalım. Bir kömür ister tabii her zamanki gibi. Sıvının sonunu koyalım şimdi. Şeftaliyi koyalım. Bunu yiyeceğim bu sefer. Hala mı alt ya? Bir kömür daha attık biz buna ya. Yapacak hiçbir şey yok. Çabuk ısınmam lazım çünkü. Ücretim var. 18. Yani. Patates yok, tamam. O zaman şöyle yapalım ya, bir saniye. Lapa yazayım ben. Hem biraz ısınırken. İki saat zaman kaybetmek istemiyorum. İki saat uzun şu anda. Lapa bitti galiba değil mi? Bir tane daha var hala, maşallah. Ne lapaymış. Ne lapaymış. Güzel zehirlemedi bizi. Çok iyiyim. Şeftalyle yiyelim. Tamam, şunlarla kurtarırız artık ya. Şunun yarısı şöyle değil mi? Bunu ye bakayım, full yiyebiliyor musun? Yiyemiyorsan da artık bırakacağım. Ne kadar kaldın? 112 kalori. Tamam, o kalsın burada. Şu an 3 kokmayayım. Okey. Bunu da açıp gidiyorum. Düzgün meşale, hadi neredesin? Ayak burkulmam üzerime ağırlık alınca artıyor, sonra gidiyor. Şuna bak. Bir meşaleyim yani olay.
Altın madene gidiyoruz. Kül kanyonundaki en yüksek noktaya gidiyoruz arkadaşlar. Altın madeni. Zor bir harita. Kolay değil. Söndü bile. Taş yuvarlanıyor hala. Kurt pusu olabilir, dikkat edelim. Möz mü o ya? Değilmiş. Ağaç kütüğünü möz zannettim. Buradan çok korkuyorum işte. Tam pusu yeri. Tam kurt pusu yeri var ya burası. İç reis iç. Sıcak ısı bonusu. Geyikleri görünce biraz rahatladım bir tık. Neden kül kanyonu olduğunu görüyorsunuz ağaçlardan. Yanmış kül olmuş her yer. Normalde buradan çıkmanız için öncelikle daha yukarı çıkıp buraya ip kurmanız lazım arkadaşlar. Şuraya. Yani burası bir nevi kestirme. Ama biz buraya çıkacağız. Şuraya çıkacağız. Nasıl çıkacağımızı göreceksiniz birazdan. İnşallah ona bir nerf getirmemişlerdir dağlara. Olur, alırım. Oo, kurtlara bak. Kurtları kes. Bonusu var mı hiç? Kurtlar gidiyor geyiklere. Hiç ellemeyeyim onları. Hak etmiyorlar. Buradalar. Neyse, geldilerse yapacak bir şey yok. Aynen. Bilek burkarak. Bir tane burada bir yokuş var. Yamaç var şöyle bir. Burada değil. Burada değil. Burası değil. Şurası. Buranın en sona kadar çıkıyoruz. Aynen, yanlayarak çıktığımız yer. Hatırladınız. Şurayı çıkabildiğiniz kadar çıkıyorsunuz. Aha, vurtuldu. Tam önemli değil dedim. Bu kadar çıktı. Sonra sola yaslanarak devam. Kramponum var. Burkum olasılığım daha az diğer şeylere göre. Devam. Bu bizi 10 yıl ileri atacak bu hamle. Çok güzel. Yukarı baka baka. Devam. Düştük ama önemli değil. Kurtaracak bizi bir yerde. Düz duvarda yürü.
Bu kadar. Aşağı bakarak olmuyor aynen. Sol böyle daha doğru bakacaksınız hep. Savaş pantolonu geldi mi? Geldi mi savaş pantolonu? Bunu mütecavaza da veriyordu. Burada da verdi. Çok iyi oldu be. Çok iyi oldu. Bu zaten donmuş bitmiş üzerimden. Şöyle yenisini giyeyim misler gibi. Oh kombinime bak. Çiçek oldu yemin ediyorum. Çok iyi oldu. Üstüme de yakıştı. Ezilmiş ben bunu yemem. Domates. %43 bu olabilir. 89. Bunu birazdan yerim hatta. Kibritimiz de geldi. Misler gibi. Kulübeyi seviyorum ya. Bu kaçlık? %15 yok. Bu ikisini yemem. Na beni hasta eder. İnce kazak da verdi. Abi çok iyi. Tamam nice. Kumaşlarımızı da alacağız. Üstümüzü başımızı dikeceğiz bu. Bugün şeyimiz o. Deri ayakkabı derisini almam lazım. Çok iyi oldu. Görmenler için ikinci hava şapkasını bulmuştuk zaten. Bunları da şey yapmam lazım. 1 saat 15 dakika. Topla. Okey. 25 dakika yaparsın be bunu. Bir derim gitmesin be yaparsın be. Yapamadım. Nazara geldik. Nazara geldik. İki deri gitti. İki deri gitti. Birazcık kumaş almam lazım da. Şunu yiyeyim. Çünkü sıkıntılı bir şey. Notalar da bir şey yapmaz herhalde ya. C vitamini de var misler gibi. Bir şey yapmadı güzel. Etlerimi dışarı atayım. Soğukta dursunlar. Şurada alacağım. Kömür var mı? Kömürlükte. Of havaya bak. Bu neymiş ya? Tabii çikolatamız kalmış. Onu da fırtıkladım. Bu ipi dışarı kurabiliriz. Yani olabilir. Ama şu an kuracak yerlerim ağrıyor. Okey. Pantolon biraz kötüydü. Bunu tamir edelim. Edebiliriz tabii o da artık. Edemiyor artık. Nazardaydı ya. 3'te 0. 4'te... 4'te 1. İnce kazamızı tamir edecektik. 1 saat diyor buna da. Yaparsın be. Yaptım. Şuna bir daha deneyeceğim ya. 3 tane deri yedi ya. Vallahi 3 tane deri yedi. İnanılmaz. Bunları yapıyorsun ama ha. Vallahi bunları yapıyorsun. Güzel kazaklarımızı fulledik en azından. Pantüllerimiz çok iyi. Çorap gitmek üzere. Üzerimde olmata olur artık bu. Onlar şunlar hadi. Mahvoldu çorap onarırken. Onardım aslında. Yani şu an onardım ben o çorabı. Kumaşım nereye gitti? Topladın mı? He mahvolmuştu zaten. Ben de onarırken şey oluyor zannettim. Ulan diyorum bu kadar timing mi olur? Zamanlama mı olur? Zaten %1 ayağımda parçalanmış. Bu seride yün çorap çıkmıyor mu acaba ya? Hiç yün çorap rastlamadık.
Şimdi %12 bunu yemem. Açılması. Şunu yerim yine. Yedim bile. Sorun yok. Lapayı yedim. Lapa zaten güzel. Gayet de doyduk. Bana çıkmadı ya. Tamam. Şu an 10 saatlik bir uykuyu hak ettik bence. Hastalık gelmesin. İp çıkacağım. Altın madene gideceğim. Hastalık gelmesin. Dördüncü hastalık. Bağırsak parasitimiz iyileşti. Biliyorsunuz ayı eti yemiştik. Ayı yavlamıştık. Tamam. Birazcık daha uyudum mu kralız. İp çıkacağız. Ha, bir tane daha eldivende hakkımız vardı. Şunu toplayıp bir daha deneyebiliriz. Bir umut daha, bir umut. Geldi geldi, bu sefer geldi. İnanalım. Hatta şöyle yapalım, dur totem. Üzerimizden çıkardık. Belki kafamızdayken dikemiyoruzdur falan. Bak %100'lük kullanıyorum sana. Yeni dikiş kullandım. Teşekkür ederim. Kafaya giydik. Şunu dışa gelin. Biraz daha iyi çünkü. Bu içte biraz daha uzun gitsin. Şöyle misler gibi olduk. 18 derece sıcaklık bonusum var. Şimdi. 30 dakikada bu diyor. Bunu da yap. Yapabilir misin? Yaptı valla. Çok iyisin be. Bunu da fulledik. Şimdi gidebiliriz. Ama et alacağız ve ağır olacağız. O yüzden biraz bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Donmuş oltacıyı aslında hiç bırakmak istemem. Hiç bırakmak istemem. Bu kadar seyir fazla bana. Sedir buluruz bir şekilde. Hastalık olmazsa şayet eski mütecavız olduğu ızdırap sanki. Eski mütecavız bile değil aslında. Tabii daha bile kolay oluyor. Tamam. Onlar okey. Bir kır kokumuz var. Şunu salabiliriz ya. Çok fazla bulduk zaten bunlardan. Yalnız her türlü yine şey alacağız. Birazcık çubuk bırakmamız gerekecek sanki. Gerçi etin tekini full yiyeceğim. Bir bakalım içeri. Oo, hava nasıl soğuk. İçeri giresiye kadar dondum. Bunu full yiyince... Aynen full yedi. Su içti. 30'un altına düşmem lazım. Okey, 2-3 çubuk attım olur bu iş. Tamam, 2 çubuk da fitiz. Okey miyiz? Gidiyoruz. Uzun bir ip var çünkü önümüzde gördüğünüz gibi. Bayağı uzun bir ip var. Biri düşmüş. Allah rahmet eylesin. Abi sen ne yaptın? Kondisyonun yokken mi çıktın burada? Kahve içmedin ve tişörte gelmişsin buralara. Deli. Tam bir deli. Aynen, kramponumuz var ya. Keçi gibi tırmanıyoruz. Keçi. Bu bölümün adı keçi olsun mu? Goat. Her yeri keçi, keçiledik bu bölümde. Nike mı? Total 90. Canım iyi durumda, evet. 24. gündeyim. İyi ilerliyoruz. Altın madeni bizi bekler. Hadi bakayım. Goat olsun ama. Aynen. Hazır Messi kazanmışken clickbait. Şimdi Messi'ler Ronaldo'cular birbirine girecek, dur. Bir kilo etim kaldı. Hala mövzu yiyoruz. Yani iki adete değiştik. Hala tatlı vadede vurduğumuz mövzu yiyoruz bu arada.
Bulursak alırız yavuş. Çok ağır olmamak kaydıyla. Ki buluruz yani, dediği gibi burası çok fidan çıkıyor. Eski oyunlarda biz kuş fidan arardık. Bulamazdık hiç. Harita harita gezerdim kuş fidan için. Bak burada 3 tane çıktı. Alalım hemen şunları. Bunları uyurken atalım ama unutmayalım. Akça aç olsa almayacağım bu arada. Akça aça ihtiyacım yok çünkü, ama kuş fidan alırım. İyi beslenmiş yok bu modda. İyi beslenmiş bak. Yani yok mu diye sormuşsun. Var var. Burada eskiden kar sığınağı oluyordu, tamam mı? Bu kar sığınağını bugladılar. İçine girince aşağı düşüyordum falan. Çözemediler, sonra kaldırdılar komple. Adamlar yani müthiş bir firma ya. Çözemeyip yok ettiler şu kar sığınağını. İçinde kalıyordum falan. Buglanıyordu, bir şey oluyordu. Akça ağaç var bir tane. Bir tane. Bilemedim. Neyse, alayım, kile göre hareket ederiz. Geyik vurmaya ihtiyacım yok şu anda. Vurmak istemiyorum hatta. Yukarıki bölgede belki bir şeyler yaparız. Evet ya, akça ağaç bulmak, yay yapamıyorduk resmen. Yay kullanamıyorduk. Yayımın kondisyona gitmesin diye. Yani ok atmıyordum ya ben. Eskiden akça ağaç bulamadığımız için. Şimdi haritalar arttıkça da böyle, her haritaya farklı bir özellik getirdiler. Bolca her şeyden var. Bunlar da bazen kömür oluyor. İçeri girmekte fayda var. Hatta bazen loot bile olabiliyor. Bakarsın termos buluruz. Böyle bir yere termos atmış olabilirler. Sıcak mı burası? 2 derece, 3 derece değil. Aslında bir ateş yakıp biraz uyumalık ama. Biraz daha devam edeyim ya. Şimdi burada yapmayayım bunu. Çünkü rotamızda böyle birkaç yer var. Yapabileceğimiz onları. Uzun bir rota çünkü en tepeye çıkacağız. Ama başarırız. Fidanlara bak, fidanlara. Allah, geldik. Geldik, ızdırap köprüsü. Burada da bir ayımız var. Şöyle manzarayı bilmeyenler için bir duralım bakalım. Kanyona bak be. Aşağı bakma derler ama ben aşağı bakarak gitmeyi seviyorum. Oy, biraz ürperdim. Gelip de ses yaratan takıldım bir orada bu arada. Haritaların başlarında geliyor bu kül kanyon ya. Geldiğinde çok sevmiştik. Hatırlayanlar varsa. Burada bir ayımız olacak. Aynen. Bu balık veriyor bize.
Almasak da sorun olmayacak bir şey ama olsun. Al onu olsun. Şimdi ustabaşının evine gitmeden önce şuraya bir bakalım. Kitapları almayayım. Köpek maması %13 hayatta almam. Şu an beni zehirlerdir hep bu. Yeni mi bu? Yıpranmış. Benimki daha iyidir herhalde. Aynen. Daha iyi. Bir saat yürü şuradan. Güzelce basın. Krampon madenden mi, bozkır zirveden mi? Kendim yaptım. Elde yapılan kramponlardan. Bu da bitiyor artık ya. Kalori açığım olacak valla. Yine ayıdan ayı vurup bir kirasını yesek mi, ne yapsak ya? Şöyle bir eğileyim de ben. Ayı bizi yemesin sonra. Toplanmış odun vesaire var. Şu an onları almayacağım. Varsa kömür. Selam reis. Ketçe bana alayım mı? %46 yerim. Onu riske atabilirim herhalde. Geliyor galiba reis. Sesler aldım ama neyse. Kayanın arkasında olabilir. Kokum var ya üzerinde bir. Biz kokumuz alıyor olabilir. İnzivavi. Buradan da düşüyorduk daha önce şu yatakta kalınca. Lan ne bug'larla uğraştık. Çok büyük harita be. Hala fidan çıktı ama yeter. Kaçıncı fidan bu? Dönüşte buradan mı gelsem acaba yine ya? Bozkurt'a buradan, evet ya. Ben dönüşte hiç macera aramadan, Bozkurt zirve için vakit kaybetmeden buraya da bunları korumak için bırakayım. Değil mi? Dönüşte buradan dönelim. Direkt o mağaradan Bozkurt Dağı'na bağlanırız. Çok mantıklı değil mi? Dönemedi. Yine kibrit bulduk. Burası bize uğurlu geldi. Tamam. Kibrit yönünden gayet rahatladık. 19-10 almayayım. Tuz almayayım. Bu da bu haritanın yemeği. Korucu yahnisi. Hasat etmiş etlerle ağzına kadar doldurmuş kalın ve yağlı bir güveç. Un. Sağlam etli fasulye. Çok güzel. Bir tane sağlam fasulye çıktı sonunda. Onu almayayım. Aslında tuz yağ bir şey yapsak mı ya? Dur bakayım, şunları var. Yağ yok değil mi yanımda? Yağ var mı? Yağ var mı acaba yanımda? Yulaf lapası yok, onu biliyoruz zaten. Yağ almamışız. Yağ bulsam bir şeyler yapabilirdim. Pide falan. Patates var. Közde patates severiz. Yağ da çıkar belki, bakalım. Aynen. Gördüm onu. Patatesleri aldım. Eski kutulamı geç. Fazlaca ağır olduk da. Ben dönüşte buradan döneceğim, tamam mı? Planları ve hepsi, her şeyi buraya bırakayım. Okey. Ustabaşı. 9 kuş. Plan. Bir akça.
Ağaç alın yazdım. Bunlar burada kalsın. Hatta dönüşe bırakacağım bir şey. Aslında belki işler ters gider, farklı gider. O yoldan dönmem falan. Çok da bir şey bırakmak istemiyorum ama. Şunu atalım. Bunu toplayalım. Şunlar da beni hasta edebilir ya. Şu kalan etimi ben bitireyim burada. Tamam, et. 41 kalori kaldı. Sen görevini yaptın et. Seni ta tatlı var, ben getirdim buraya. Suyum da biraz var. Şimdi şeyi kararsın. Geceyi burada geçirsem mi yoksa yolumu devam etsem mi? Onun kararsızlığı var üzerimde. Bir tane ip ineceğiz. Bir tane ip ineceğiz. Mağaradan gideceğiz. Ayı atlatacağız yüksek bir ihtimal. Tam da öğlen saat aslında bu havada. Gamer abi hoş geldin. Şimdi 2-3 saat uyusam da kurtarmaz. Sanki kurtarmayacak gibi ya. Buradan döneceksen ayıyı da vur. Postunu bağırsana uğrar bırak kurusun. Ayı var mı? Önce ona bakmak lazım. Buradaki ayıyı avlamak da zor. Şöyle yapalım o zaman. Burada bir 2 saat uyuyayım ben. İyice basınsın karakter. Tamamen ısındı. Şeyleri de bırakalım. Yemeklik yağımız yok. Tuzla onu bırak. Patatesler galiba kumpir olunca kondisyonları artıyor. Şunlara bir güvenemiyorum. Hatta bunları ben bırakacağım ya. Bunlar beni hasta eder. Bir tane daha vardı. 28. Sizi yemem. Yemek isterdim. İsterdim çok yemek. Aynı ses çok yakın. Oha, buraya gelmiş. Beni görecek misin? Ayı, ayı. Hey. Amcaoğlu. Lan baksana buraya. Yok ısıracak. Alo. Hey. Lan. Seni Allah kahretsin. Taşım yok ki. Dayı oğlu baksana. Dayı oğlu bir baksana bir şey diyeceğim ya. Sensin, gel. Sensin, gel. Kokayı. Vallahi takılıyor da burada bilmiyorum artık. Çok da yavaş geliyor ya. Alo hadi. Biraz kıçını kaldırır mısın biraz? Bu çok ağır. Niye bu kadar ağır ya? Yokuş yukarı çekmiyor bu. Atmosferik motorsuz. Gel buraya. Biraz da şöyle duralım. Vöööö. Beygir düşük. Sana verandadan bir atış yapacağım.
Gel bakayım. Titreyeceğiz yalnız ama olsun. Biraz titreyeceğiz. Yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak yapacak bir şey yok. İkisi de vuruldu ama iki kere vurdum ama birazcık toplam 2 ayı, 1 ayı vurmuştuk şu ana kadar herhalde. Öldürülen ayılar neredesin öldürülenler? Bir, evet. İkinci atışı denemek istedim, vurdum da belki dedim yıkılır ama yemedi tabii. Dışarıda hemen çıkmak istemiyorum, yalan yok. Bir kumaş topladım, 15 dakika geçti. Var mı onarılacak? Bir saat. Yalandan montumu onarmış olurum mis gibi. Ölmemiş tabii ki de. Bir okum kırılmış burada. Vurduğum kırılmış. İlk vurduğum isabet ettim. Aa, ilk vurduğum da mı kırıldı? Ciddi misin? Üzerinde ok kalmadıysa ölmez bu. Bir. Ah be, ikisi de kırılmış. Ölmez ki. Kondisyonu kötü ok atmışız. Aslında çok az bir vakit kaldı, ne ben bakmaya çalıştım. Oklarımın kondisyonu kaç acaba diye ama bakamadım. İki ok da düşürmüş. Neyse. Yani sanmıyorum hiç öleceğini. Üzerinde ok kalmadı ama. Bir de o şeyden bahsetmiştin. Evet, general baban size söylemişti onu. Yani ayıyı öldürmek için içeri kaçıyoruz ya, resetleniyormuş. Balıkçı kulübesinde iç mekan olmadığı için resetlememişti ama ayı orada, bakın gördünüz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şuraya saklanabilirdik ama açımız çok kötüydü ya. Yani onu çok beklememiz gerekecekti. Kaya üstü yapabilirdik. Çok ters, çok yakında geldi. Bir şey kuramadık. Boşa gitti, olsun. Boşa gitti diye düşünme. Şey yaptık. Seviyemiz gelişti. Okçuluk seviyemiz gelişti. Öyle düşün. Bak, 3'e yaklaşmış. İsabet attıkça seviyemiz gelişti. Su bu geceyi çıkartır sanırım. Yarın çıkarken ateş yakarız. Şunları topla. Yok, dördüncü hastalık gelmedi henüz. Donmuş otajı da buraya bırakıyorum ya. Belki alırım. Dönüşte karar veririm. Bilemiyorum şu anda. Üstüm güzel. Gayet iyi durumdayız. Bir şeyin saldırmaması lazım bize. Şunu da onaralım hatta. İyice fullensin her şeyimiz. 90'ın altında resmen bir şeyimiz kalmadı. Şu eldiven hariç ama onu yapamıyoruz. Bu da 70'e düşmeden onarmam yalıtımlı katmanı. Şimdi şu çorba. Sanki zehirlemez bizi be. Yapar mı? Yapmaz mı? Yapmaması lazım. C vitamini. Çok güzel. Tamam. Aynen, daha önce öldürdük o tezgahın orada.
Orayı kastetmiştim aslında ben de söylerken. Okey. Yaratalım. Üzerimizden kurutulacak şeyler atmıştık zaten. Beş gün oldu. Uyuyabildiğin kadar uyu. Gitmeden bir ateş yakacağım zaten. Şöyle bir şunu bir yakalım. Bolca kibrit bulduk zaten. Nereye bakıyorum lan? Başım döndü. Yakarsın sanki. Altın madeni az kaldı. Hastalık da gelmedi. Yani 25 gün. Nasıl yapamadın ya? Ciddi misin? Şunu kullan. Totem. Yaktım bu sefer. Yaktırdım yapmış. Sedirleri attım. Dışarı çıkarken şu etli fasulye hazırladım. Sabah kahvaltımı hazırlıyorum şu anda dışarı çıkmalık kahvaltım. Etli fasulyem hazır. Suyum yoktu, su yapacağım. Diğer sponsorunu da koyayım şöyle. Altın madenine bir ayı atlatacağız. Onu da artık bir şekilde bakacağız yoluna. Çok da bir şeyimiz kalmadı ya, yaparız. Bir tane kahve dursun yine stokta. Ne olur ne olmaz. İhtiyacımız olduğunda da yardımımıza yetişiyor bu kahve. Evet. 10. bölüm nasıldı YouTube? Bence gayet iyiydi, gayet başarılıydı. Sizi de Kiki yayınlarına bekliyoruz. Biz şimdi yayına devam edeceğiz ama bu 10. bölüm sonu bir YouTube tarafından. Teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, hype yapmayı unutmayın. Nasıl yapacağınızı anlattık. Sadece telefon uygulamasında yorumları sağ kaydırarak oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere YouTube. Bay bay.